Bismillahirrahmanirrahim. Hemen bu yeni dersimiz olduğu için şöyle bir imla olarak bakalım. Lamun lehu kad hanne cüz'un yabisun ve dabbu beşşara bil habib Muhammed'in. Evet, iyi. İmla olarak bir hata eksik yok. O satır olarak da davalımı falan güzel görünüyor. Birbirine yaklaşabilecek yer var mı diye bakınca şöyle küçük şeyler var. Hani genel olarak iyi o da. Onlardan bir tanesi şu mesela. Şu B'yi birazcık daha bunun içerisinde bu tarafa alabilirsiniz. Mesela şu tam kuyruğuna değil de iç tarafa gelebilir gibi. Evet, lam elif. Şu dönüşte bir sıkıntı var. Onun için, onun dışında diğer kısmı güzel görünüyor. Birazcık daha inceleyerek burada şöyle tam bir kavisi belli ederek geçebilirdi. Bu mimlerin şu kısmını bir dışarıya çıkartmamız lazım. Bu tarafa taşması lazım. Lehu iye. İyi kat. İyi. Şurası belki biraz şuralardan ayrılırsa şu eğim birazcık daha şöyle artarsa daha iyi olur. Ha iyi. Nun birazcık büyük kaleminize göre. Altı nokta falan geliyor. Hani kalem öyle zannediyorum. Sizinkiyle şu an aynı benim. Kendi kaleminizde siz de ölçün. Birazcık şunun küçülmesi lazım. Şöyle olsa daha iyi olacak. Aynı şey burada da geçerli. Şunun tırnağını buradan çıkartalım. Gözün içerisi 1,5 nokta olacak. Biraz büyük olmuş. Evet, bu aynı şekilde bu dal da birazcık daha yukarıdan ayıralım. Çok aşağıya düşmüş. Şuradan itibaren ayırırsak bu daha iyi olacak. Bir de bu da büyük. Yani bunu kendi kaleminizde şöyle siz bir ölçün. Ayının kaşı iyi. Buraya kadar iyi. Şurayı birazcık daha uzatsaymışız. Bu gayet güzel olacakmış. Alt ağzının birazcık daha uzaması gerekiyor. Ve bu gövde kısmını şöyle rahatlattıktan sonra bir dönersek daha iyi. Bu da güzel. Ya elif birleşimi iyi. Evet. Şununla bu sin çanağının aynı olması lazım. Bir baştaki B burada birazcık küçük, kısa kalmış. Biraz uzaması lazım bunun. Şu nokta gelmez. Şu kadar falan olması lazım. Evet. Şimdi bu vav'dan yapınca bunu biraz daha kısa tutalım. Normal vav gibi eğer 6 noktalık yapacaksak da dışarıya taşıralım ama bunun içerisinde kalması daha iyi gösterir onu. Evet, burada sinir işleri de iyi. Bu çanak, evet, çanağı söyleyecektim. 2 nokta derinlik gerekiyor. Burada birazcık düz olmuş. Birazcık daha derinlik vermemiz gerekiyor buna. Aynı şekilde büyük. Kalem kalınlığı aynı mı diye hem bir anlayayım diye hem de görmek adına şöyle bir yapmaya çalıştım. 5 nokta bu kalem kalınlığıyla böyle geliyor. Ona göre biraz büyük.
Etfa başı dediğim gibi iyi. Burada birazcık sadece bu kısmını kısa tutabilirsiniz. Eğer uzun tutacaksanız da dışarıya taşırabilirsiniz. Elif buraları çok kalın. Şu dönüşlerde biraz incelsin, öyle gelsin. Satiyi buradaki B'ye de birazcık daha derinlik verebiliriz. Bakın buradaki bu daha iyi. Bu uzunluk. Şu kadar olsun yani bu uzunluk gerekiyor. Evet dişler burada ilk diş çok yatık. İlk dişin biraz dik olması gerekiyor. İkincisi iyi ama ilk diş çok yatık olmuş. Sonrasındaki geçiş iyi. Mesela bunları birbirine yaklaştırmak adına bunu birazcık daha bu tarafa alabiliriz. Şuralarına falan bir gelse mesela daha yaklaşmış olur satır. Bu iyi. Şuradaki yağ elif birleşimi daha iyiydi. Bunun şurasında bir problem var. Evet Habib. Bu birleşimi yaparken şurası yuvarlak olmayacak. Burası da köşeli olması lazım. Evet bir de şu nesihteki gibi olmuş. Diyorum bir şey var burada. Sülüste bu Elif'in son kısmı gibi sola doğru yatırıp ondan sonra buradan aşağıya geleceğiz. Sonra bu dönüştü biraz köşeli gibi. Sonra B'yi yapıyoruz. Evet, ya bu B büyük ya bu B biraz küçük. Şuradaki daha ölçüsüne uygun 6 noktaya. Şuradakinin birazcık demek ki küçülmesi gerekiyor. Bunun dışındakiler iyi. Otursun diye aslında bir kere daha yazabiliriz. Şu şeyleri ölçülerine uydurarak satır düzeni falan iyi. Çok değiştirmeye gerek kalacak bir yerleri yok. Sadece dediğim gibi şu B'yi R'nın birazcık daha içine alabilirsiniz. Bu B'yi bu B'nin birazcık daha üstüne alabilirsiniz. O zaman birazcık daha satır rahatlar. Dal ayrımlarını birazcık daha yukarıdan ayrılalım. Dalın gövdeleri falan iyi oluyor. Yukarıya doğru çıkış ve oradan aşağı inişler iyi. Vav başı iyi. Sadece bu satır düzeni de hem oturmuş olur. Hareketleri de koyarken birazcık hareketlerle de ilgili söyleyeyim. Bunların hepsi birbirine paralel olsun. Ötürü böyle. Biraz nesihteki gibi oluyor. Kalemin üçte biri kadar kalınlıkta bir şeyle olsun. Koyduğunuz hareketler. Başka ne var burada? Tenvin, pardon, şedde. Lafzatullah gibi. İyi olmuş gibi aslında. Birazcık daha şu dişleri açık olsun. Evet, elinize sağlık. Güzel, maşallah. Bir iki küçük ayrıntılar. Onları da düzeltmeniz için bir kere daha tekrar ederseniz iyi olur. Evet Nesih'e şöyle bakalım. Biraz yaklaşabilir. Bu taraf çok açık kalmış.
Şurası incelerek. Geçmiş olsun. Bu iyi. H'nin sol gözüyle sağ göz arasında birazcık böyle bir dengesizlik var. Sol gözü çok küçük olmuş. Daha dengeli. İki göz arasında olması gereken denge hemen hemen ortadan gibi. Bu gayet güzel. Bunlar iyi. Keşiği de güzel. Lafzatullah'ın lamları birazcık uzun geldi. Azıyım derken mim için şöyle biraz yukarıya doğru incelsin, yukarıya dönsün. Sonra böyle bir geçiş ve bunun kuyruğunu yapalım. Burada bir şey var, hata var sanki de nereden kaynaklanıyor tam çözemiyorum. Biraz da silik çıkmış. Şu derinlik verelim bir nokta. Eğer oraya böyle bir keşiği de uzatarak yapacaksak. Bunun farklı yazılışlar da var. Yani yukarıya yazayım ben. Şöyle dönüp şöyle de yapabilirdiniz. İki tane farklı versiyonu var bunun ama bunu yapacaksanız şuraya bir dikkat edin. Bunu da tekrar etmenize gerek yok. Nesihi devamını yazabilirsiniz. Sürüsü bir kere daha yazalım. Allah'a emanet olun.